Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Bugün sizlerle sıfırdan kripto eğitim videosu çekeceğiz. Bu video ne olacak, nasıl olacak ve ben kimim? Şimdi bunlarla ilgili biraz konuşacağım. Ben Oğuzhan Altınışık. Yaklaşık 4-5 yıldır kripto trade ediyorum. Bu arada sadece kripto trade ediyorum. Diğer altındır, nazlaktır evet onlara da baktım ama ben gerçekten sadece kripto trade ediyorum şu anda. Çünkü kriptonun e, birçok fazla metriği var ve bu metrikleri anlamam çok uzun zaman aldı ve artık bunları anladıktan sonra şu an elimde çok güzel bilgiler var ve ben bu bilgilerle beraber kriptoda attığım trade'lerde yani diğer altın, Nasdaq, işte Ger 40 diğer şeylere karşılaştırdığım zaman benim kriptodaki win rate'im diğerlerine göre daha yüksek. Evet bazı şeylerde bazı metrikler hepsinde aynıdır işte fair value gap'ler, order block'lar, işte market kırılımları evet ama kriptoda çok daha farklı metrikler var arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini sizlere yavaş yavaş sıfırdan bir şekilde anlatacağım. Bu video sıfırdan yani hiçbir şey bilmeyenler için adım adım gidecek bir video. Eğer birazcık biliyorsanız tekrar tekrar etmenizde hiçbir sakınca yoktur. Belki kaçırdığınız bir şeyler vardır. Onları öğrenirsiniz. Ben şimdi size hayatında hiç kriptoyu görmemiş, bilmemiş veya görmüş işte İnsanlar ne yapıyorlar? İşte çizgiler çekiyorlar, işte alıyorlar, satıyorlar, longluyorlar, shortluyorlar, para kazanıyorlar, para kaybediyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Hangi platformları kullanıyorlar? Bunları size sıfırdan yavaş yavaş anlatacağım. Şimdi ben kimim? Ben Oğuzhan Altınışık. Yaklaşık 4-5 yıldır kripto trade ediyorum. Geçen sene Asya'ya dolaşıyordum. Yani sadece kripto trade ederek Asya'ya dolaştım. Yaklaşık 7-8 ay Asya'ya dolaştım. Bundan sonra da rotam Dubai'de bir şekilde kesişti. Artık trade atarak Dubai'de yaşıyorum. Bir araba aldım. Yaklaşık bir 8 aydır Dubai'deyim. Ve e, araba aldım. E, şu an villada yaşıyorum. Yani hayat standartlarım Dubai'de de yüksek bir seviyede. Ve bunların hepsini kriptoya başlıyorum. Özellikle de Ethereum'a e başlıyorum. Şu anda da karşımda Ethereum grafiği var onu izliyorum. Sizlere elimden geldiğince en iyi bilgileri vererek kripto hakkında konuşmak istiyorum. İsterseniz size grafiğe geçerek size en baştan kripto ile ilgili yapmanız gerekenleri anlatmaya başlayayım. In evet. Öncelikle yapmanız gereken ilk şey Trading View sitesine girmek. Trading View sitesi bütün altın, nasdaq, kripto her şeyle ilgili bütün coinleri bulabileceğiniz bir site. Ve bu sitede grafikler var. Bu grafiklerde eee coin'lerin o anlık durumunu size söylüyor. İşte şu an mesela karşımda benim Ethereum var. Ethereum'un fiyatı 3067 dolar. 3067 dolar ve hani karşımızda böyle yeşil mumlar, kırmızı mumlar var. Düşmüş, çıkmış, yükselmiş. Böyle geriye doğru gidiyorsunuz. Bunlar nedir? Bunlara bakarak ne yapılır? Şimdi öncelikle TradingView sitesini bir tanıtayım. Onlara gelmeden önce bu elimizde gördüğümüz, sol tarafta gördüğümüz araçlar ne işe yarar? Hemen şuraya bastık. Burası trend çizgisi. Yani şu çizgiyi çizerek o herkesin çizdiği çizgileri görüyorsunuz ya şöyle sağa çekiyor, sola çekiyor. Buna trend çizgisi deniyor ve ona buradan ulaşabilirsiniz. Ben size en çok kullanılanları göstereyim. Yatay ışın en çok kullanılanlardan biri de budur. Bunu isterseniz buralardan değiştirebilirsiniz renklerini. Burada çizgili mi, kesikli mi, nasıl olmasını isterseniz yapabilirsiniz. Noktalı çizgi. Kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Mesela kalın yaptım şu an. Evet. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada fibonac e, Fibonacci düzeltmesi, Fibonacci kanalı, gang kutuları bunları daha bilmiyoruz. Ama şöyle bir gösterelim. Burada formasyonlar var. X, A, B, C, D, Elliot. Hani buradan formasyonları görebilirsiniz. Bunları daha bilmiyoruz. İşte burada alış pozisyonu. Alış alış pozisyonu nedir? Mesela ben şuradan aldı, kar zarar. İşte burası stop noktam, burası kar noktam. Böyle, bu şekilde bunları görebiliyorsunuz. Tahminler var. Tahminle mesela ne? Buradan fiyatın yükseleceğini düşünüyorum. Böyle basıyorum, diyorum. İşte buradan buraya. Bak başarısız diyor. Yani yükselmemiş. Buradan geliyorum. Burası ölçeğimiz. Ne kadar düşmüş? Şuradan mesela yüzde. 5.8 düşmüş falan. Yani burayla ilgili sorularınız olursa cevaplarım. Şimdi tekrardan grafiğe geçelim. Şimdi arkadaşlar bu grafikteki çubuklar bize ne anlatıyor? Yeşil var, kırmızı var. Ve saat dilimi var. Bunların her biri birer saatlik dilimindeki Ethereum'un hareketleri. Mesela Ethereum 18 Kasım 2025 saat 2 mumunda yeşil bir hareket yapmış. Şuradan şuraya kadar yükselmiş. Yüzde 1.86. Peki bu mumlardan ne anlıyoruz? Bu mumlardan ee, fiyatın güçlü olmasını, zayıf olmasını, şu kırmızı mumlar ayı mumu modeller, Hani güçsüz mum. Yeşil mumlar da güçlü mum. Buna da boğa derler. Güçsüz mum, güçlü mum. Bu mumların Mesela hemen şuraya geldim. Bu mum mesela çok güçlü mum. Neden? Hemen bunu kullandım. Bu nokta Şu nokta Mumun Açılış noktası O saatin Saat kaç? Gece de 2 Açılış Burada yapmış yani 3041 Kapanışını da Burada yapmış 3084 En yüksek ulaştığı nokta şu iğnenin olduğu yer 3087 en düşük ulaştığı nokta da şuradaki 3038 noktaları. Yani mum içi dolu güçlü bir mum. Açıldığı noktadan sonra kapandığı nokta arasında güzel bir şekilde yükselmiş ve güçlü bir mum olmuş. Mesela güçsüz mum da budur. Başladığı nokta 3113. Kapandığı nokta 3073. En çok ulaştığı nokta 3118. En düşük ulaştığı nokta da 3069. Yani buradan buraya... Bir düşüş olmuş. Bu mum bize düşüş mumu olduğunu göstermiş. Şimdi bu saatlikte bunları değiştirebiliyor muyuz? Evet değiştirebiliyoruz. Şöyle geldim. Mesela 4 saatlik aldım. Mesela aynı aldığım mum değişti şu an. 1 saatlik mumda güçlüyken 4 saatlik mumda güçsüz olabilir. Bunlar işte o 4 adet 1 saatlik mum bir tane 4 saatlik mumu oluşturuyor. Mesela hemen geldim buraya şöyle. Şunları sildim. Bu mum mesela şurada başlamış açılışa. Hemen şu mum. Kapanışını burada yapmış. Ama bakın buraya kadar bir düşmüş öyle çıkmış. Yani bu evet yeşil bir mum ama o 4 saatlik zaman diliminde buralara kadar düşüp geri yükselmiş. Yani yatırımcıları korkutup yükselmiş. Ve buna biz şey diyoruz hani güzel bir şekilde aşağıya iğne attı, yukarı devam etti artık bir güçlü mum. Bu bize güçlü bir mum aslında yani bu bunların tabirleri var. Çekiş derler, ee, bir, hammer derler, i̇şte Türkçesi şey yapamadım. Hammer derler işte vurdu kaçtı bunun tam tersi var bir de. Bunlara böyle çivi diyorlar. Değişik değişik şeyler söylüyorlar. Onlar çok önemli değil. Bu mumları 4 saatlikti. Şimdi günlüğe baktık. Şimdiki her mum artık bir günü temsil ediyor. Şu an gördüğümüz her mum bir günü temsil ediyor. Bugün Ethereum kötü bir mum. Kırmızı bir mum atmış. Şunu da sildik. Açılış noktası 3122'lerdeyken şu anki fiyatı 3067-68'lerde ve bugün 2997'ye kadar düşmüş. Yani kötü bu mum. Boğa değil, ayı da değil. Aslında kırmızı bir mum sadece. Ve bu mumların çeşitleri var arkadaşlar. Bu mumların çeşitleri var. Ona da şuradan mum grafiği diyoruz bunlara. Bunlar mum oluyor. İçi boş mumlar yani bunları hacimli mumlar bunlara bu arada çok fazla takılmayın mum grafiğini ezberleyin ve size bir mum çeşidi daha göstereceğim haykin aşı arkadaşlar bu haykin aşı bazı insanlar kullanılıyor bazıları kullanmıyor bu bize birazcık trendin yönünü belirten bir mum çeşidi bu hiking mum çeşitleri belirli bir e, matematiğe göre ilerliyor. Yanlış hatırlamıyorsam açılış artı önceki açılış artı kapanış bölü 2. Onun buraya görselini koyarım. Ben de tam hatırlamıyorum şu an. E, şu an kullandığım bir şey mi? Hayır kullanmıyorum çok fazla. Ama bazen böyle trendi belirlemek için çok nadir baktığım oluyor. Şu an e, yeni başlayanlar için çok fazla önermiyorum. Sadece bilgi için gösterdim. Hani bu daha fazla işin içine girdikten sonra bakmanız gereken bir şey. Biz mum grafiklerinden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci bölüme geçtik diyelim. Ee, mumlardan sonra anlatacağım şey destekler ve dirençler. Hepiniz kesinlikle duymuşsunuzdur. İşte destekten aldım, dirençte sattım, para kazandım. İşte buraya destek sandım, direnç çıktı. Ee, çok fazla kesinlikle kripto ile ilgili konuşma dinlediyseniz bunu duymuşsunuzdur. Destekler ve dirençler. Şimdi ben destek ve dirençlere biraz farklı bakıyorum herkes her yeri destek, her yeri direnç olarak gösteriyor. İşte böyle görüyorsunuz oradan bir çizgi çekiyor, oradan bir çizgi çekiyor. Böyle her bin dolarda mesela bitcoin 80 bin dolarda da bir destek koymuş. 81'e de koymuş, 79'a da koymuş, 75'e de koymuş. Her yere destek var, her yere direnç var. Diyor ki bak diyor oraya değdi geldi, buraya geldi. Dedi. Arkadaşlar destekler ve dirençler yani destek ve direnç olan yerler var ama bunlara sadece destek veya sadece direnç diyemeyiz. Ben desteği de direnci de aynı çizgi olarak kullanıyorum. Yani nasıl? Bu çizgi hem destek hem direnç mi? Evet. O çizgi hem destek hem direnç. Yani her coin'in e, her metrein kendine has bazı noktaları var. İşte iğne atıp döndüğü yer veya işte yukarıya aşağıya temas ettiği yerler var. O yerleri genel olarak çoğu coin'de böyle bazen yıllardır görüyorsun. Bir yıl önce attığı yere geliyor. Bir yıl önce çıktığı yere geri geliyor falan. Şimdi size ben bunu Grafik üzerinde göstereceğim. Şöyle biraz daha çok görmek amacıyla 4 saatlik bir grafik açtım. Şimdi destek dediğimiz yer öncelikle şudur. Fiyatın oraya temas edip ardından destek alıp yukarıya doğru yürüdüğü yerdir. Mesela ekranı açtığımda ilk gördüğünüz yer neresi geldi aklınıza? Hemen şurası geldi değil mi? Şu nokta. Hemen buraya o zaman destekledik. Çok güzel. Şu anda destekte o zaman takılıyor. Ee, direnç olarak neresi aklınıza geldi? Şurası. İşte Şurası da temas edip ardından geri düşmüş. Gayet normal. Başka neresi olabilir? Mesela burası olabilir. Destek. Direnç olarak neresi olabilir? Burası olabilir. Şimdi... Ben size... Bunların hepsinin baktığınız zaman kaç çizgi oldu? Bak. 1 2 3 4. Mesela buraya da çizebilirim. Ne oldu? Direnç oldu, değil mi? Hatta bir tane daha çizeyim yani. Bak şurası da destek oldu. Hop. Burası destek oldu. Hadi şuraya da bir tane direnç çizelim. Var mı arttıran? Bir tane de şuraya çizeyim. Bu görseli gördüğünüz zaman aklınız karışır yani karışmak da normal zaten böyle bir destek ve direnç yok arkadaşlar yani onu çizenler de bilmediği için e, böyle her yeri destek her yeri direnç yapıyor destekler ve dirençler alarak adlandırdığım benim yani benim kullandığım destek ve direnç için birdir mesela yukarıdan geldiği zaman e, destek olduğu aşağıdan geldiği zaman da direnç olduğu nokta bu noktalara Destek ve direnç e, diyebilirsiniz. Bazı adları var bunların ama ben size böyle daha anlayabileceğiniz dilde söylüyorum. Hem aşağıdan e, yukarıdan gelen muma destek, aşağıdan gelen muma direnç olan yer bizim için en önemli noktadır. Hemen size onu göstereceğim. Mesela şurası diyebilirim ona. Şu alan. Şurası diyebiliriz. bu alan şöyle şuradan çekersek biraz da uzatalım mı? Bak şimdi. Burayı destek, burayı da direnç yapmış değil mi? Bu alan yani neresi burası? 3643 noktası. 3643 noktası bizim için artık önemli bir nokta. Bakın buralara gelmiyorum. Neresi burası? 3500 yok. Bu ne? 3400 yok. 4 saatlik zaman diliminde bakabileceğim tek yer burası benim yukarıdan gelen muma destek, aşağıdan gelen muma da direnç olmuş. Yani önemli bir nokta. Bunun başka örnekleri neresi olabilir? Hemen bakalım. Hem destek hem direnç olarak çalışması lazım. Mesela görüyorsunuz şurada aşağı iğne atmış, şurada yukarı iğne atmış. Buralarda bir şeyler var sanki. Şöyle yapabilir miyiz acaba? Burası olabilir sanki. Çok beğenmedim. Şu an öyle e, geçmişten yönelik bir şey yapmıyorum şu an. Sizle beraber çok güzel daha bir yer buldum. Şurası mesela. Bakın. Yukarıdan gelen mumlara e, çok uzun zamandır destek olmuş. Kaybedildiği zaman da güzel bir düşüş getirmiş. Düşmüş yine destek olmuş. Bakın öteki yerde 4278. Ya 4278 orası bu kadar küçük bir alan değil bu arada. Yani biraz daha büyük bir alan ama noktası olarak vereceksem evet 4278 noktası o belki 5 puan 10 puan arası olarak da alabilirsiniz. Mesela şöyle de yapabilirsiniz. Tam noktasını bulamadınız mı? Hemen şuradan Dikdörtgen seçiyorum ben genelde. Mesela neresi olabilir? Şurası şuradan aldınız. Şurayı, şu iki arası dediniz. Şöyle geldiniz. Şuraya kadar kapsadı. Dediniz ki benim için bu alan abi destek ve direnç alanıdır. Ben bu noktaya geldiği zaman eğer... Buradan aldıysam burada sattım. Buradan short açtıysam burada mesela kar aldım. Bu nokta artık benim için önemli bir nokta dediniz. Buradan geldiği zaman direnç. Buradan geldiği zaman destek oluyor. Buradaki destek noktası burada direnç oluyor. Baktığınız zaman şu kadar 4278'den 3000 dolara kadar çizebildiğim iki tane var. Üçüncüyü de şimdi çizeceğim. Mesela şurası da aynı zamanda baktığımız zaman yukarıdan destek olmuş. Aynı zamanda aşağıdan yukarıya da bir direnç oluşturmuş. Burası da bir sonraki destek direnç noktam olarak gözüme çarpıyor. Daha fazla bulamazsınız hani bulursunuz ama onlar artık benim gözümde çok güçlü şeyler değildir. Baktığım zaman Ethereum'da 3246, 3643, geldim yukarıya 4278. Bir tane daha bulabilecek olsam nerede bulurum? Hani onu da size bırakıyorum. Eğer bulursanız bu grafikte bir şeyler onu da söyleyebilirsiniz. Benim için destek ve direnç bu şekilde ölçülüyor. İsterseniz başka bir coin'e geçip Bitcoin'e geçelim. Bitcoin'de destek ve direnç çizelim. Hem de sizin için bir pekişme olur. Çizimleri kaldırdım. Hemen gördüm. Mesela yukarıdan direnç olmuş. Aynı zamanda aşağıdan destek olmuş. Çok basit. Tık. Bak. 106 bin noktası. Yukarıdan destek. Aşağıdan direnç oluşturmuş. Mesela buraya çizebilir miyim? Çok çok iyi olmaz. Yani o yüzden oraya çizmiyorum. Başka 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 nereleri oluşturabilirim? Buraya bir destek direnç diyemiyorum. Direnç olarak çalışabilir ama yani çok şey bir direnç. Şuradan da var. Çok ben çizmeyeceğim onu. Geri geldik. Öyle her yerden destek direnç aramıyorum. Yukarıdan gelene destek. Aşağıdan yukarıya gelen direnç oluşturması lazım. Biraz daha grafimi büyüteyim. Mesela geldik. Şuralarda bir şeyler bulduk gibi. Yani çok güzel bir nokta bu arada. Şimdi burasının direnç olarak çalıştırdıktan sonra kırılımından kırılımı müthiş bir yükseliş getirmiş. Aynı zamanda destek olarak da çalışmış. Tek bir nokta değil burası. Dediğim gibi biraz daha uzun bir nokta. Şöyle alabiliriz. Şuranın tamamına bir destek ve direnç olarak çalışmış. Bence güzel bir yer oluşturmuş. Baktığımız zaman orası da 115.579 noktalara denk geliyor. Başka? Evet yani Ethereum'a geri dönelim. Ethereum'da düşüyor şu an. Ethereum düşmese iyiydi piyasa şu aralar çok oynak. Ethereum'u yokuş aşağı düşürüyorlar. evet. Destek ve direnç olarak anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa videoya yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar.